Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Sekizinci Cüz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar, zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilenden, hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah, inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, ''Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız.'' der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ''Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık.'' derler. Allah buyurur ki, ''Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, İçinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ''Ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz.'' Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken, üzerlerine O'nun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah, bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O, hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde, ürününden yiyin. hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O, sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan 2, keçiden 2 olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden 2, sığırdan 2. De ki, o bunlardan 2 erkeği mi, 2 dişiyi mi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah, o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte O'nun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar, Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz, sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu da, Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O, secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki: Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya O'nun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı da, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar, hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar, gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler. Ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerdendi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.